Son zamanlarda artan kadın cinayetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Aslında bu kadın cinayetleri ile ilgili söylenecek çok şey var. Ama ben kısaca kendi düşüncemi söyleyeyim. Bazı yasalar maalesef erkekleri, bizim toplum olarak mental yapımızı göz önüne almadığından dolayı diyorum. Kadına fazla, olduğundan fazla hak tanıyor gibi gözüküyor. Mesela en basit örneği, birisi ayrılıyor eşinden ve ona nafaka ödemek zorunda kalıyor. Eşi de gidiyor bir başkasıyla yaşıyor. Yani tamam, bu normal, Batı toplumunda da normal gözükebilecek bir şey ama bizim toplumumuz henüz buna mental olarak hazır olmadığını düşünüyorum. Adam arkadaşlarının yanında kahvede oturuyor, ayrıldı, eşi bir başkasıyla önünden geçiyor ve ondan nafaka alıyor. Bunu hazmedemiyor vatandaş da, yani o olgunluğu gösteremiyor. Bir gün böyle, üç gün böyle, sonunda şiddete başvuruyor. Olmasını tasvip etmez, kimse de etmez. Ama ben toplum olarak dediğim gibi bu yasalardaki bu esnekliğin, kadın lehine esnekliğin doğru olmakla beraber toplumun hazır olmadığını, o yüzden de henüz erken bulduğumu belirtmek istiyorum yani o tür. Erkeğe de mesela bazı şeyler tanınması lazım yani o Türk toplumunun aile yapısını göz önüne alarak. Ayrıldığı eşinin kendi gözünün önünde bir başkasıyla yaşamaması, en azından şehir değiştirsin veya mahalle değiştirsin ama bu acı neticelere sebebiyet vermesin yani. Doğru olanı odur diye düşünüyorum. Biraz uzun olduk, kusura bakma. Yok, sağ olun, teşekkür ederim. Son zamanlarda artan kadın cinayetleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bence geçim şey olduğu için böyle daha çok. Yani ekonomik sebeplerden. Evet, evet. Daha çok ondan diye düşünüyorum. Ne tür bir etkisi olduğunu düşünüyorsunuz? Evde tartışmalar olsun. Yani işte istediğini alamadığı zaman daha çok kavga, tartışma. Yani ondan dolayı diye düşünüyorum. Peki bu cinayetlerin önüne nasıl geçilebilir size göre? Nasıl bir düzenleme gelmeli? Çok iyi cezalar gelmesi gerekiyor. Daha büyük yaptırımlar mı olmalı? Tabii ki. Evet. Teşekkür ederiz. Akaryakıta gelen zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Akaryakıt diye her gün zam geliyor. Sigaraya zam, içkiye zam. Tayyip Erdoğan içmeyebilir de içenler var, adam alkolik ne yapsın? Ne yapsın? Her şeye zam ya. Sigara yine dün yine şu olmuş. Adam mecbur içiyor ya. 100 lira da olsa, 500 lira da olsa içecek mecbur sigarayı. Değil mi? Bu ikincisi, verdiği zam çocuk şeyi gibi. Az az veriyor. Millete şey diyor işte ya. Nasıl diyorsa ben anlayamadım. Peki bu zamların önüne nasıl geçilir? Zamların önüne bir türlü geçilmez. Bu karar şeyden, raydan çıktı. Her şey üçe beşe. Çözüm yok. Çözüm yok. Çözüm var da onlara göre yok. Şimdi milletvekilleri mesela milletvekillerine verdi miydin? Çömçeğine veriyor. Memura yemek kaşığına veriyor. Emekliye de çay kaşığını ucuna veriyor. Bu ne ya? Ev kirası 10 lira, 15 lira, 10 lira maaş. Şimdi yine zam verdi. Zam verse ne olacak ya? Veriyor, tekrar yine zamlanıyor. Her şey zam, zam üstüne zam. Böyle şey olur mu ya? Peki, teşekkür ederiz. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülke ekonomisi hakkında ben 60 yaşındayım. Ülke ekonomisini düşünürsek kardeşim, bazıları telefon duvardır, bunlar boş ver. Biz ekmek bulamadığımız günler oldu. 80'de biz yakıt bulamadığımız günler oldu yavrum. 10 gün gaz kuyruğunda yattığım gün oldu yavrum. Ben o zaman 8-10 yaşındaydım. Anlıyor mu? Şimdi gençlerin elinde, yani şu açıdan söylüyorum, iyi telefon, kötü telefon demiyorum. Babasının varlığı iyi telefon alıyor, ayrı. Ellerinde telefon, gençler trafik kazası yapıyorlar, araba trafik kazası bitti. Çalışmıyorlar. Ekonomiden neyin bahsediyorsun sen? Çalışmıyorlar. Benim evladım da var 2 tane. Ben 1 liralarını görmedim. Çalışacağını hemşerim. Çalışırsan ekonomi düzelir. Peki gençlere yeterli iş istihdam sağlandığını düşünüyor musunuz? Kardeşim, gençler iş bağlanmıyor desem bir türlü. Bağlanıyor da çalışmıyor desem bir türlü yavrum. Çalışırsan bak, para buçuktan, inek biçikten birikir. Çalışırsan para var. Çalışacaksın. Az demeyeceksin, çok demeyeceksin, çalışacaksın. Ki bak, benim 2 evladım var. O 750 şeyden 1,5 lira para getirir. Ayda ne de 45-50 bin lira eder. Ben 10 bin lira emekli maaş alıyorum. Ara sıra bekçilik müçülük yapıyorum. Ek gelirim bu. Evi kira. Ama yakınmıyorum.
İş bulsam çalışacağım. Çalışacaksınız evladım. Çalışacaksınız. Ondan sonra ekonomi devlet ne olsun ya, hangi bize para versin? Nizde kalıp da nereye verecek? Ne olsun, yarısını Türkiye'nin yabancı devlete satsın da size para mı bulsun? Bundan iyi hükümet bulunmaz yavrum. Bundan iyi hükümet bulunmaz. 90 depreminde rahmetli Ecevit'i kotilemesinden konuşmuyorum. Rahmetli Ecevit'e bir ay sonra haber verdiler. Deprem bölgesinde millet yağım etti bütün. Devlet yoğdu orada. Şimdi 10 tane vilayetimiz yoktu, devlet şap orada. Peki, teşekkür ederiz. Sağ olun. Mutluluk nedir size göre? Mutluluk deyince aklıma, yani mutluluk bana göre insanlarla güzel bir şekilde yaşamak. Mesela işte şöyle söyleyeyim, ben doğa fotoğrafçısıyım. Mesela doğada insan ateşin başında gerek yok demeyi öğreniyor. Yani bir bardak çay, bir patatesle mesela örneğin, bununla bir insan mutlu olabiliyor. Ama insan şehre indiği zaman anormal olan ne varsa insan normal geliyor. Düşünün, şu bakıyorsun mesela insanlara. Biri ağlıyor, biri gülüyor, biri bir şey ama iç dünyalarından yalnız insanlar. Ama doğaya çıktığınız zaman yalnız değilsiniz. Peki hayatın anlamı nedir size göre? Hayatın anlamı bana göre hani insan gibi yaşamak ya. Budur yani bence. Peki son olarak gelecekte gerçekleştirmeyi istediğiniz en büyük hedefiniz nedir? Ben şöyle söyleyeyim mesela bütün insanlara, arkadaşlarıma. Bu hayatta hayalleriniz ve umutlarınız olmasın. Mesela bu hayatta bahaneleriniz olsun. Bir şey bahane ederseniz hayat daha güzel olur. Örneğin bir tren yolculuğu. Bir bahane mesela Adana'ya gidiyorsunuz tren yolculuğuyla. Ama önemli olan o mesela insanla tanıştığın insanlar, gördüğün yerler. İnsan daha mutlu oluyor. Mutluluk budur yani. Ne oldu şimdi ki? Bahane oldu. Bir bahane ettin, Adana'ya gittin. Ama o yol esnasında yaşlı bir amcadan bir hayat hikayesi ya da bir genç kardeşimizden bir güzel bir hayat felsefesi, hayata bakış budur yani. Teşekkür ederiz. Mutluluk nedir size göre? Mutluluk insanın kendi istediğini yapabilmesi. Kimseye bağlı olmadan kendi canının istediğini yapabilmesi. Size göre hayatın anlamı nedir? Bana göre hayatın anlamı şöyle söyleyeyim, bağımsız olmak. Bağımlı olmamak. Bu ekonomik olsun, sosyal olsun, kültürel olsun. Bağımsız, hür olmak. Her konuda hür. Yani bu şöyle söyleyeyim. Bu savaş anlamında söylemiyorum. Mesela nedir? İstediğim zaman istediğim yere gidebilmek. Bu bir bağımsızlıktır. İstediğim zaman işe gidebilmek. Bu bir bağımsızlıktır. Şöyle söyleyeyim, iş yaparken kimsenin şunu yap, şöyle ol, hadi bunu hemen yap demeden kendi başına yapabilmek bir bağımsızlıktır. Yani demek istediğim o. Peki, teşekkürler, sağ olun.